Efendim Fatma Nur. Kadir. Ben nasılsın diye merak ettim, ondan aradım. Biraz tedirgin. Heyecanlıyım. Yarın Şükran ameliyat alacaklar. Çok güzel bak. İyileşecek işte. İnşallah. İnşallah bir an önce iyileşir de her şey biter, biz de Antakya'ya döneriz. Kadir. Efendim. Fatma Nur, iyi misin? İyiyim. Ağlıyor musun sen? Hayır, ağlamıyorum. Nereden çıkardın? Ahmet bir şey mi dedi? Bir şey mi yaptı sana? Fatma Nur. Tamam, geliyorum ben şimdi oraya. Hayır, hayır, gerek yok. Biz biraz konuştuk sadece. Belki ona asabım bozuldu. Kötü bir şey yok. Ahmet'le konuştunuz mu yani? Tam değil. Fatma Nur, kaçmayı düşünmüyorsun değil mi? Öyle bir niyetim yok. Buna gerek yok zaten birbirimizi bu kadar severken. Karşımızda kimse duramaz. Korkma, tamam mı? Biliyorum. Ben Türkan Hanım'la konuştum. Gideceğimizi söyledim ona. Öyle mi? Ne dedi? Tamam dedi. Ne diyebilir ki? Fatma Nur. Bak, bir şey var, sen bana söylemiyorsun. Yok bir şey. Kadir. Yarın için tüm kalbim sizinle. Hoşça kal. Tamam. İyi geceler. Bu son dersim. Bitsin, eve gidince konuşuruz. Tamam. Ben seni çıkışta bekliyorum o zaman. Bitince hemen çıkarız, olur mu? Birden böyle sınıfa girip neden böyle davrandığını bir anlayabilsem. Sabahtan beri yüzüme bakmadın. Artık bakıyorum. Ve seninle konuşmak istiyorum. Aklından geçenleri bir bilebilsen Fatma Nur. Dışarıdayım. Ama hala seni kocanla mutlu Kadir'e bunu gösterirken görmüyorum Fatma Nur. Benimle sakın oynama. Zamanın daralıyor. Eğer bu çocuk yoğun bakımdan çıktığında hala ortalarda olmazsan ben çekiliyorum derim. Çocuğun tedavisini durdururlar. Anlıyor musun? Zaman kazandığını düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Zaman kaybediyorsun Fatma Nur. Zaman kaybediyorsun. Ahmet, ben sana bir söz verdim. Ve sözümü tutacağım.
Fatma Nur, bu iş bitti dedin ve evi terk ettin. Evi terk etmedim. Sadece biraz kafamı toparlamaya ihtiyacım vardı. Kendime gelmeye ihtiyacım vardı, o kadar. Ben kendimi sana nasıl inandıracağım? Yanımda ol. Sadece yanımda ol. Ve lütfen artık ne olursa olsun bana yalan söyleme Fatma Nur. Tamam, söz. Yanında olacağım. Ne değişti? Seni değiştiren şey ne? Bana söylemediğin başka ne var Fatma Nur? Hiçbir şey yok. Söylüyorum işte. Senin sevgini seçtim. Senin yanında olmayı seçtim. Deneriz belki. Bir daha yapamayız, bir daha olmaz ama... ben senin eskisi gibi olmak istiyorum. Yeniden bana güvenmeni istiyorum. O zaman yanımda ol ve beni inandır Fatma Nur. Tamam. Söz. İnandıracağım ama sen de benim sadakatimden şüphe etme artık, tamam mı? Güven bana. Tamam. Hadi o zaman gidelim. Nereye? Hastaneye. Kuzu bu kuzu. Ayşe senin minik kuzusu. Ya Rabbim sana şükürler olsun. Türkan Hanım kızım, Allah senden razı olsun. Sen olmasan biz ne yapardık? Estağfurullah, olur mu öyle şey? Şükran benim kızım sayılır. Hatta kızım, değil mi? Vallahi öyle. Bak Hatay'a da bekliyorum. Olur, gelirim. Sana orada ne kebaplar ne künefeler yedireceğim. Bu Basri'ninki solda sıfır kalacak. Hani benim kebaplarım seninkilerden daha meşhurdu, künefelerim daha iyiydi? O burada. Yani koyunun olmadığı yerde, keçiye. Abdurrahman Çelebi derler, Basri. Siz gitmiyor musunuz Basri Bey? Belki daha sonra. Dükkanı hemen devredemem. Onlar önden gitsin, ben arkalarından giderim. Vallahi Şükran çok istiyor. Oo, bak şimdi dedeciğim istiyorsa akan sular durur. O zaman oldu bu iş, değil mi kızım? Ben de yazın gelirim o zaman. Aman ha, sakın yazın geleyim falan deme. Sen alışık değilsin. Orası çok sıcak. Fırın gibi, fırın. O kadar sıcak olur mu gerçekten? Vallahi sıcak denmez, o başka bir şey. Gerçi biz alışkınız da. Kadir, sana bir şey soracağım. Hani o Cevap Hasan'ın yeri var, duruyor mu hala? Yok, orayı yıktılar. Hem de bayağı oluyor. Ama benim arka oda çok serin. Orada kalırsın. Olur, anlaştık. Cadı bu, cadı. Minik cadı. İyi akşamlar. Thank you.
akşamlar. Geçmiş olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.